Çıktığım gün ilk iş silah aldım. İkinizin de kafasına sıkacaktım. Neden yapmadın? Yapamadım. Siz benim en iyi arkadaşlarımdınız. Onu unutamadım. Ben unutamadım. Siz nasıl unuttunuz? Ha? Nasıl unuttunuz? Ömer. Ömer deme bana. Nerede lan Ömer? Ha? Görüyor musun Ömer'i? Nerede ha? Sizin Ömer'e yaptığınız en kötü şey, en kötü şey onu ezele çevirmekti. Yok bir şeye çevirdiğimiz ya. Kes sesini, konuşma. Bahar'ın öldüğü gün var ya Ali. Abi. O gün ben de anladım. Sen dedin bana Ali. Yok. İçeride Ömer kalmamış dedin. Haklıydın. Kimin intikamını alacağım şimdi? İntikam bitti. Bırakacağım mı yani? Hepten. Bırakacağım Cengiz. Hepten. Özgürsünüz. Ne dedim ben sana? Baştan başlamaya özgürsünüz. Ne demek o, anladınız mı? Bugünden önce yaşamadınız demek. Bu mahalle artık yok. Kumarhane yok. Gittiğiniz lokanta, yürüdüğünüz sokak, selam verdiğiniz ahbap yok. Tefo. Tefo iyi arkadaşın oldu Ali, değil mi? Artık Tefo yok. Bir önceki hayatınızda neyiniz varsa hiçbiri yok. Özgürsünüz o demek. Anlaştık mı? Kısasa kısas diyorsun. Anlaştık. Dur bir dakika, dur dur. Dur, anlaştık, ne anlaştı? Sen benim sandığım şeyi mi söylüyorsun? Neyin vardı önceki hayatında? Ailen mi? Artık yok. Karın mı vardı Cengiz? Eyşen artık görmeyeceksin. Çocuğun mu vardı? Artık yok. Olmaz. Olmaz! Canı görmeyeceksin. Hiçbir zaman. Hayır. Hayır lan Ezel. Ezel bak sen anlayamazsın. Can olmaz. Olmaz. Haksızlık. Haksızlık mı? Benim bir oğlum varmış Cengiz. Ben hapishanede yatarken benim bir oğlum varmış burada. Haksızlık ha? Hem de ne haksızlık. Bir dinle sen beni. Yani şu anda sana ne diyebiliriz ki? Yani o kadar haklısın ki hiçbir şey diyemeyiz. Ama ne olur bak sen bizim gibi değilsin. Can benim oğlum. Onu ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. O benim canım. Cengiz. Ya bir düşün. Allah için. Allah için onu düşün. Cana ne olacak onu düşün. Zor olacak. Ama yapacağım. Değişirim. Canı hak ederim. Yani bambaşka biri olurum. Ya bambaşka biri olurum. Değişirim Ezel. Ya istenmez ki bu, istenmez Ezel. Ben de hak edeceğim oğlumu. Önce ona yaraşır bir baba olacağım. Sonra bir gün kucaklayacağım oğlumu. Her şeyimi aldınız Cengiz. Bunu bana vereceksiniz. Can benim oğlum. Oğlumu bana geri vereceksin. Anlaştık mı? Ah Ömer, ah. Anlaştık mı? Anlaştık.
Anlaştık. Biz ettik, biz bulduk. Adamın hakkı lan. Nereye gidiyorsun sanıyorsun? Saf Ali abi, ha? Cana mı? Bu adam ne istiyor biliyor musun? Eyşan'ı oğlum, Eyşan'ı. Yani hepimiz sevdik Ezel'i. Cengiz de, Can da, ben de. Sonra işte buradayım. Bir şey demeyecek misiniz? Vay canına. Hamide Hanım, ceketimi getirir misin lütfen? Anneanne kurabiyesi yaptın mı? Bir dur, daha dün yedin. Tamam, durdum işte bir gün. Hadi ne olur. Kenan Bey'e bir şey söyleyin. Şekeri var, bir şey olacak, çok korkuyorum. Bir şey olmaz, sonra bir hafta yok söz. Ya güne başlamadan iki tane kurabiye çok mu Allah aşkına? Zaten bütün gün canımız çıkıyor, haksız mı? Siz hiç beklediğim gibi biri çıkmadınız. Öyle mi? Siz nasıl birini bekliyordunuz? Bilmem. Daha soğuk, daha katı birini. Evinizde uşaklar falan bekliyordum. Daha karanlık, daha ürkütücü bir yer belki. Ama burası daha çok şeye benziyor. Eve mi? Doğru, burası benim evim. Beklediğiniz gibi çıkmadığım için özür dilerim. Ama baksanıza Ezel de beklediğiniz gibi çıkmamış değil mi? Biz bütün gece Ezel'i konuştuk. Ne biliyoruz onun hakkında? Onun hakkında hiçbir şey bilmediğimizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizin gibi. Benim gibi? Benim gizlediğim bir şey yok ki. Hayatım ortada. Ben birazdan yönetim kuruluna gidiyorum. Sonra bir bakanla öğle yemeği var. Sonra televizyon kanalında bir görüşmem var. Sonra da galiba Çin'den gelen bir ekip var, onlarla buluşacağım. Zor hayat. Zor. Zor ama güzel. Size bir şey söyleyeyim mi Eyşan? Ne olursa olsun, başımıza ne felaket gelirse gelsin, hayat çok güzel. Anneanne kurabiyesi Hamide Hanım. Lütfen. Ahmet Bey sizi istediğiniz yere bırakacak. Sonra? Sonra? Bakalım. Elimden geleni yapacağım. Günaydın Kaya, nasılsın? Günaydın efendim. Dün gece üçüncü. Yeni gün, yeni oyun. Neredeymiş? Bir yere gitmemiş. Ofiste şimdi. Arar mısın lütfen? Çalınca bana ver. Bir de inerken müziği değiştir, içim daraldı. Ramiz abi. Dün yeterince anlatamadım belki de kendimi. Ezel Bey. Biz de sizden söz ediyorduk Eyşan Hanım'la. Yok, anlatamamışım. Ezel, siz beni hep düşman sandınız kendinize. Sizinle bir bahse girelim mi? Hayır. Her şey bittiğinde, hani Casablanca filminin sonunda olduğu gibi, biz ikimiz yan yana yürüyeceğiz sizinle. Dayıyı bir daha aramayın. Ona bir şey der misiniz benim için rica etsem?
bir emaneti vardı. Gözüm gibi baktım ona. Onu almak ister mi? İletirim. Ne demek istedin? Onu boş ver sen Ezel. Boş ver. Yeğen. Hadi gel seninle şöyle bir voltalayalım biz. Hadi. Yeğen. Ne ateşlerde yandık seninle ben değil mi ha? Başka bir şey hatırlamıyorum ki dayı. Duydum ki hatırlamayı değil, unutmayı seçmişsin. Getirin. Yanlış mı yapıyorum? Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı. Söyle dayı, nerede yanlış yapıyorum? Duyduğumu söylüyorum yeğen. Ali ile Cengiz'i kışkışlamışsın. Geriye ne kaldı dayı? Öldüreyim mi? Yeterince adam öldü. Yeter. Buradan Eyşan'a gideceksin değil mi? Ne diyeceksin ona? Ona kim olduğumu söyleyeceğim. Sonra? Sonra... Söyle dayı, ne diyeceksin? Söyle, ben biliyorum seni. Affedeceksin diyeceksin. O kadın yılan diyeceksin. Kendini mahvedeceksin diyeceksin. Söyle dayı Allah aşkına, çok yorgunum. Söyle. Onlar da var. Bu kadın yılan. Ama sen diyeceksin ki... kardeşi için yapmış, ötekiler gibi değil. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ailesini seçmiş. Hı? Soruyorsun kendine, sen seçmez miydin? Bu kızın başka bir çaresi var mıydı? Diyorsun ki onca yıl intikam istediğim bir kadınla sen şimdi... Ha, yok, o kadar uzun boylu değil. Diyorsun. Diyorsun. Kendine soruyorsun değil mi yeğen? Evet dayı. Evet. Onu da soruyorum. Ama imkansız. Onca sene nefret, onca sene kalbime kafamı kemiren şeyler imkansız. İmkansız ama soruyorum. Ne yapayım, günah mı? Söyle dayı, utandırıyor muyum seni? Getirin. Söyleyeyim yani. Biz seninle çok uzun yollar yürüdük. Çok ateşlerde yandık değil mi? Sen şimdi gitmek istiyorsun. Seni öldürenleri koyvermek istiyorsun. Hı? Yolun yolcusu olmak değil, yolunu kaybetmek istiyorsun. Dayı. Ve şimdi sen intikamdan vazgeçmek, onca yıl emek verdiğin, ter döktüğün her şeyi boş vermek, çekip gitmek istiyorsun. Asıl şimdi sen Ömer'i yok etmek ve çekip gitmek istiyorsun. Ben de diyorum ki... Şerefe ya. Şerefe, sana uğurlar olsun. Sana bin kere helal olsun. Ben de diyorum ki çok yol yürüdük. Hele bir duralım, bir soluklanalım, kutlayalım değil mi yeğen ha? Artık suratındaki kaygı kaybolsun. Yüreğinde yeni umutlar yaşarsın yeğen. Hadi kutlayalım. Ciddi misin sen? Yeğen, sen yapacağını yaptın. Binlerce kere helal olsun sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle Kenan arasındaki fark ne biliyor musun? Sen
yolun sonuna geldiğinde anladın. Hadi. Hadi kutlayalım. Çalın bakalım şuradan. Neşeli bir şey olsun. Hüzünlü olmasın. Hadi. Yarın öğlende Yenikapı'da olacak. Yük gemilerinden birine yerleştirdik mi bu iş tamamdır. Artık bahtına neresi çıkarsa. İyi, böylesi daha iyi. Hayırlısıyla şuradan bitiyelim de. Para tamamdır. O halde sana uğurlar ola. Hadi eyvallah. Ne var? Sıkıldım, kestim. Uzatırız yine. Ezel'den bir haber var mı? Yo. Ne haber olacak ki? Dedin ya Ömer'in intikamını alıyor diye. Düşmeyecek mi yani peşimize? Hala anlamadın değil mi? O benim peşime düşemez. Ben onun peşine düşerim istersen. Sırası bir gelsin de. Ne demek o? Kenan Birkan. Gittin mi? Nasıl biri? Enteresan. Yumuşak, sıcak, neşeli. Öyle çocuk gibi bir adam. Sevdin ya. Bir şey yapmayacaksın yani adamı. Vazgeçtim. Kızım, yavrum, bak bu senin öyle içirip içirip de sarhoş edip paralarını çaldığın adamlara benzemez. Bak öyle şeyler duydum ki ben bu adamın hakkında. Bir anlarsın niyetini. Anlayacak vakti olmayacak. Eyşan'ım, yavrum, bir dinle babacığını. Bak biz bir Cengiz'in lafıyla düştük bu adamın peşine. Hani ezel mezel diyordun? Ya Bahar'ı öldüren Kenan değilse... O öldürdü. Ha? Kenan yaptı. O öldürdü kardeşimi. Hayvan herif. Sera diye bir de mezarlık dikmiş evinin ortasına. Harcadığı herkes için bir çiçek. Bahar'ımın da çiçeği var. Benim çiçeğime karşılık iki yaprak parçası. O yüzden babacığım, kızına son bir iyilik yapacaksın. Neymiş o? Bu mu yani? Harbiden görüşmeyecek miyiz bir daha? Ali abi. Oğlum şimdi ayak yapıyorsun Ömer döndü diye. Ama beni nasıl özleyeceğim bir bilsen. Ömer'den daha çok özleyeceksin ha. Yaz bir kenara. Ha Tefo, sen de ben yokken karar ver. Onunla mısın, bununla mısın? Şebek ettin hepimizi. Hadi konuşuruz kankalar. Hadi oğlum, gitsenize.
Su mu dökeceksiniz arkamda? Kerpeten Ali binayı terk etti. Karadır kaşları ferman yazdırır. Bu dert beni diyar, diyar gezdirir. Lokman kim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Of. Yarın hayali karşımda durur. Nazlı yarın hayali. Karadır kaşlar ferman yazdırır. Bu aşk beni her diyar gezdirir. Lokman kim gelse yaram... uyu sen, uyu. Bak, ninni gibi söylüyorum sana. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar, diyar gezdirir. Lokman kim gelse... Yaram azdırır, yaramı sarmaya, yar kendi gelsin. Keyfin yerinde, Ramiz. Ne güzel şey seni böyle görmek. Neşeliyim. Bu gece neşeliyim. İyi oldu değil mi dün gece? Olmaz olur mu Selma? Olmaz olur mu? Bizim küçücük delikanlı koskoca Kenan'ı yerle bir etti. Yani ben yapamazdım bu delikanlı yaptı. Hey! Demek ki Kenan da yenilebiliyormuş. Bugünleri de gördük ya Ramiz. Gördük. Kutlamak gerek. Bu günleri kutlamak gerek. Çünkü benim kutlayacak fazla bir günüm kalmadı artık Selma. Ramiz. Bu çocuk da kutlasın. Biraz neşelensin. Silkinsin. Çünkü biz ikimiz kendi sonumuzu kendi alnımıza kendimiz yazdık. Deme böyle Ramiz. Aldık karşımıza en büyük zaafımızı. Ezel Eyşan'ı. Ben Kenan'ı. O ikisi bizim sonumuz olacak. Bu sabah gördüm. Ne yapayım? Kaçarı yok. Niye?
Çünkü bizim deli oğlan Ezel hala seviyor bu kızı deli gibi. Bana sorarsan inanmayacaksın ama ben de hala seviyorum kendi yarattığım o canavarı. Alo. Ben Kenan Birkan. Biriyle görüşebilir miyim mümkünse? Gece olmaz. Sabah arayın. Sabah olmaz. Şimdi görüşmem lazım. Hay Allah. Kimle peki? Kim? Duyamadım. Ramiz. Ramiz Karaeski. Bilmiyorum amca ben öyle birini. Sen başka isimle bilirsin onu. Sekiz. Sekizi çağır bana. Benim. Vakit geldi çocuk. Çıkıyorum. Önümde engeller. Ne derdi Ramiz? Üstlerine yürürsen engeller büyür. Her engelin karşısında bir engelsin sen de. Çekilirsen engeller kalkar. İlle yüzleşeceksen, en okkalı tokat yüze vurulan gerçektir. Bir sıcak anlatamam. Peki. Aman senin bir yerde buluşalım diye aradım. Buluşuyor muyuz ki? Çok güzel bir yer biliyorum. Çok serin bir yer diyelim mi? Haydarpaşa Garı püfür püfür. Nedir sizin bu trenlerle olayınız? Gelin anlatayım. Bir şey mi buldunuz? Size bir hikaye anlatacağım. Aldırayım mı? Aldırmayayım. Siz Haydarpaşa motoruna binin. Üst katta dışarıda oturursanız mis. Tam ikide Haydarpaşa'da. Haydarpaşa. Daha sakin bir yer mi seçseydik? Bir tren garından daha sakin bir yer yoktur Eşan. Herkesin ortasında kimse sizi rahatsız etmez. Ateş etsen duyulmaz. Gelecek misiniz? Geleceğim. Harika.
13.30 Beşiktaş iskelesine getir. Yapma şunu kendine be kızım. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine. Neredesin? Çelmemi takacaksın. Kenan Bilkan'a gitmişsin dün. Niye? Sana ne? Daha yapacak bir şeyin kalmadı. Ne olur arama beni. O yüzden açtım. Eyşan. O adam çok tehlikeli. Ne kadar? Benim kadar tehlikeli mi Ezel? Senin kadar? Kapıyorum. Eyşan. Son bir kez. Rahat bırak beni. Eyşan kapama, kapama. Ne istiyorsun? Konuşsana. Senden... Ölesiye nefret ettim senden. Hayatım senden nefret ederek geçti. Niye? Ömer yüzünden mi? Neyin Ömer'si? Benim hayatta en sevdiğim adamdı. Senin neyin? Benim... Neyi söyleyemiyorsun? Ne gizliyorsun? Neredesin? Yanına geleyim anlatacağım. Eyşan. Adını aşk diyorlar ama kurbanın avından kaçması imkansız. 13.15 Beşiktaş iskelesi. Mümtaz'ım, içimde bir his var. Her şey çok iyi olacak. Bundan sonra her şey çok iyi olacak. Sen gör. Hiç bozmayın siz, ben bakarım. Hadi boş boğaz. Ezel mi? Yok anne, değil. Kim peki? Affetmek imkansız da olsa... Af dilemeden gitmek imkansız. Kendi kızını kendi ellerinle teslim etmek karanlığa imkansız. Sana defalarca ihanet etmek imkansız değil. Ediyorum senden. Niye geldin o zaman? Hatırlayayım diye.
Unutuyorsun yani benden nefret ettiğini. Ben de unutmak istiyorum Eyşan. Çok mu zor? Ezel, kardeşim öldü benim. Bahar yok. Bir daha göremeyeceğim kardeşimi. Nasıl unutulur ki o? İntikam almayı falan bırakacaksın. Kenan Birkan'ı da bırakacaksın. Her şeyi geride bırakacaksın. Yoksa asla unutamazsın. Nereden biliyorsun? Bir zamanlar ben de çok sevdiğim birini kaybettim. Hala görüyorum yüzünü. Her aynaya baktığımda unutamıyorum. Ama bazen küçük bir şeyler oluyor. Küçük bir an, küçücük bir şeyler. O zaman hafifliyor acısı. Ne oluyor? Bu işte. Bir şey yap o zaman. Bana da öğret. Nasıl unutacağım onca şeyi? Unutma. Hatırla. Geçmişi hatırla. Eskiden nasıl olduğumuzu hatırla. Geçmişi. Ezel sen neler yaptın? Ben neler yaptım? Daha eskiyi. O kötülükleri yapmadan önceyi. O kötülükleri yaptıklarımız peki? Onlar da unutacak mı? Affedecekler mi bizi? Bilmem. Belki. Deneyelim mi? Cengiz'i hapse attırdım. Affedecek mi beni? Muhtemelen. Bahar sana aşıktı. Yine de seninle oldum. Affedecek. Affetti bile. Can! Perişan oldu aramızda. Sakınmadım oğlumu. Bu da affedecek. Evet Eyşan. Evet. Her şeyi unutacaksın. Nasıl olacağını da söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Bu sefer söyleyeceğim. Ömer. O da unutacak. Affedecek değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi. Sen? Sen affedebilir misin onun yerini? Ben? Affedemem. Hiçbir zaman edemeyeceğim. Ama seni azat edebilirim. Seni bırakabilirim. Sonsuza dek. Sonsuza kadar. Bu benim son görüşüm Eyşan. Haklısın. En doğrusu. Söz mü? Söz.